Çiçeği burnunda münevver gelinin yatak odası koyu tonlarda. Gri ve füme renkli ayna kapaklı gardırop ebat olarak doğru. Ancak bu denli küçük bir odada daha açık renkler tercih edilmeliydi. Zeminde açık gri, desensiz bir halı kullanılması doğru bir tercih. Ama yerdeki metal fenerler zaten küçük olan bir odada daha da kalabalık bir görüntü oluşturuyor. Kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kızlar, ilk önce ben başlamak istiyorum. Tabii ki, buyurun. Münevvercim, yatak odana giriş yaptığımda direkt içim karardı. Mesela odanın komple tamamıyla kara yani. Siyahla açık gri, durmuş. Koyu gri ve siyah kullandım. Açık gri de açık bir renk. Ama her yeri boğmuş yani, gri her ton var. Ya bence de komple gri yani, biz Kübra'da da aynısını söylemiştik. Yani en azından biz bir renk beklerdik yani. Yani yatağın hiç gözükmüyor. Başlığınla beraber sanki böyle değişik bir şekle girmiş. Yani bir fosfor renkle de patlatabilirdim. Yani yatağım nasıl gözükmüyor? Gözükmüyorsa nasıl yorum yapıp görebilirim? Ya şöyle mesela, yatağının başlığı da siyah senin şu an. Yatak örtün de siyah. Çok boğmuş. Evet. Yatağının başlığı bile gözükmüyor zaten yastıklarda. Ya şöyle düşünün, farklı bir renk yatak örtüsü uyumlu olmuyor. Gerçekten farklı her renkte renk var. Farklı bir renk beyaz olabilirdi mesela. En azından ama biraz ferah dururdu. Ama arkadaşlar, beyaz hiçbir şey ama yok. Ama renk onu iç karartmış yani gerçekten. Canım, beyaz hiçbir şeyin olmayabilir ama duvarların zaten açık renk. Bunlar açık gri. Evet. Tamam, orası da siyah siyah. Çok boğmuş. Başlığın çünkü siyah zaten. Yatak odada zaten ben koyu renkleri seviyorum. Sonuçta bir uyum. Ama yatak odan senin zaten küçük, dar bir alan olduğu evet, için evet. Sen bu kadar koyu kullanarak burayı daha çok darlaştırmışsın açıkçası. Mesela sağda solda komodin görüyorum. Anladım, sığmamış. Evet. Ama oradaki bohça takımını koymaktansa üst üste bunları koymanı tercih ederdim. Zaten bohça takımı artık eskisi gibi kullanılmıyor. Bohça takımı değil, sandık. Sandık işte, bohça ile geliyor. Evet, çeyizlerim de sığmadığı için onda mecbur kullanmak zorunda kaldım. Dolaplarım dolu, valizlerim dolu. Evet, ama oraya keşke koymasaydın. Bazı altlarım da dolu, yorgan, bağlandım battaniye, çeyiz. Bir görüntü olmuş evet yani. Evet ya, bavullarını kaldırabilirdin bari yani, biz geliyoruz. Yani dün arkadaşımızın diye. Evinde de vardı, giyinme odasında. Evet, ben de kullanıyorum ama en azından siz hatta ben arkadaşıma diye. Demiştim ki sonuçta bavul kullandığı bir şey ve ben şehir dışına çıkıyorum. Ailem de şehir dışında olduğu için. Başka alanım ama yok. Ama şu an dekorasyon. En azından pis ya. Bir görüntü değil. Temizler, düzenli bir şekilde koymuş. Ayrıca komodinlerin çok yani yamuk yumuk duruyor. Birisi orada, birisi orada. Bu burada. Yamuk hiçbir yumuk düzen derken yok. Düz. Hayır, düzen yok. Komodinin teki nerede mesela? O tarafa orada. Koymuşsun. Neden burada değil? Şöyle iki şekilde koyabilirdin. Orası boş mu kalsın? Kapı girişi. Orası boş kalsın. Zaten burası, canım odan boş ki. Biçimsiz durmuş. Mesela ben şurada bir saniye sen ben... Sen de çok boş diyorsun. Şöyle ben söyleyeyim. Anlıyorum. Ne dediğinizi biliyor musunuz acaba? Biz dolu demiyoruz. Biz diyoruz ki sadece çok kara ve çok koyu şeyler kullanmışsın. Odayı boğmuşsun. Şu kapı girişinde fenerler gördüm. İçinde mum yok, şamdan sen ondan. Sen de her şeyinde krem ve ahşap kullanarak aşırı açmışsın. Hayır, ben şu an benim evimi konuşmuyoruz. Ben senin fenerini eleştiriyorum. Mutfakta kendin seni yatak odamdaki mumlarımı havuç gibi dedin. En azından ben şamdanımın içinde mum kullandım. Sen fener koymuşsun, içine bir mum koymamışsın. Evet. Evet, neden kullanacağım peki? Kullanacağım da koyuyorum. Sonuçta mum bitiyor ya, yarım mı kaldı? Ne fark eder? Ben yatak odamda her gün mumu yakmıyorum sonuçta. Bugün ama sonuçta bir şamdan. Gerçekten. Evet, turuncuyu seviyorum. En azından yakışmış. Renkli bir kişiliğim. Evet, ben renkli ve tatlı şeyleri seviyorum. Ben, senin odanda benim içim karardı. Takımın fiyatını öğrenebilir miyim? Griyi sevdiğini söyledin. Dün aynı senin ama gri ben... halından... Şimdi şöyle, benim evimle bu evin alakası yok. Rengi arkadaşım, lütfen. Tamam ama benim evimle şu an bu evin alakası yok. Neden o zaman griye içim karar diyorsun? Sen de gri kullanmıştın. Arkadaşlarım ben söyledim. Ben dedim. Ya benim de içim gibi gerçekten içim karardı. Hepimiz aynı renk görüyoruz. Dün de içiniz karardı mı? Çünkü aynı renklerdi. Ya ben Kübra'da da söylemiştim, tek renk. Ben renk istemiştim. Sen de renk istiyorum. Hiçbir renk yok. Yani gri'nin üç tonu yine burada da. Evet, gri, siyah kullandım ve bundan çok da memnunum. Yani düne göre şu anda kıyaslama yapamazsın. Dün dünde kaldı, bugün. Biz direkt odaya girdiğimiz gibi... Hayır, onu da yapabilir ama burayı benim evimle benzetiyor. Sizce benziyor mu? Ben bu kadar koyu kullanmadım. Yatak odayla salon benzeyemez zaten. Kübra, tamam. Ben sadece renk tonu olarak... Hayır, bana şunu gösterip koltuğunun bu renk olduğunu söylüyorsun. Evet, o zaman bundan örnek veremezsin sen bana. L koltuğunuzla renk tonunu örnek veriyorum. Tamam. Koltukla bu zaten çok alakasız tamam, şeyler. Tamam, koltukla alakasız, o zaman koltuğun bence rengini burada göstermenize gerek yok çünkü. Peki Münevver Hanım, mutfak avizesinin yatak odasına ne işi var? Mutfak avizesi olduğunu siz mi tespit ettiniz, siz mi icat yani, ettiniz? Yani sandalyelerine aynı desende olduğunu düşünüyorum ve mutfağa çok uygun. Mutfağa daha çok yakışır. Evet, doğru. Ben bu yerde burada olabilirim. Yani gold da görüyorum ben onu da, gold burada göremiyorum.
Yani ne yapayım? Avizeyi o şekilde aldım. Yani mesela kulpların da çok büyük gerçekten bu odaya göre. Çok saçma. Çok belli yani, belirgin duruyor. Perdene ben de değinmek istiyorum. Neden bu kadar uzun? Hani ilk evin, tamam kiradasın ama ilk evine... Hı-hı. Yani bilerek geldin buraya, niye bu dantelli kadar uzun tercih hani ettin? Uç kısımları. Tüm perdelerim kaynanam diktirdi. Hatta salon perdemi ben hani salonuma daha özen gösterdiğim için değiştirdim hemen ilk fırsatta. Buna fırsat bulamadım. İlk fırsatta değiştireceğim, evet uzun. Ya da yıkattım da çekmedi. Kestirsem bu sefer düpdüz olacak, danteli de gidecek. Ben de pek hoşlanmıyorum. En kısa zamanda değiştireceğim. Zaten danteli pek hoş durmuyor. Bence direkt danteli iptal edebilirsin. Yani o zaman da düpdüz tül kalacak. Ben ama zaten burası bir şey hareketli biraz. Evet. Düz olsaydı daha iyi durdu, evet, orada. Mobilyaların fiyatını öğrenebilir miyim? Tabii ki komple yatağım, komodinlerim, gardırobum hepsi 17.500. Mesela halın da çok oturma odası yani. Halın burada da 500 var. TL. Yani biraz da küçük kalmış gibi buraya. Ya ben çok kapatmayı sevmiyorum. Ha, bana yeterli. Ben küçük benim bulmadım. Çünkü çok fazla kapatmayı sevmiyorum. Evet, ben de sevmiyorum. Ben de. Zaten parkelerim de koyu renk ya. Halı daha çok boğardı. Ben halının da daha açık. Yani böyle halı green'in boğma, sanki damlatılmış bir rengi halı gibi. Halı boğardı yani. Halı boğardı demiyorum canım. Parkelerim koyu renk olduğu için. Tamam, yatak başlığın da koyu ama ben görüyorum ki simsiyah yatak bir tane. Yatak başlığımı siyah almak istedim. Siyah seviyorum. Tamam peki yatak örtü? Yani yatak gelin dediğin beyaz yatak siyah örtüsü olur. Tamam, senin evde yani beyaz yatak örtüsü görmek istiyorum. Ben tabii böyle ki seviyorum. Ben yeni gelin dantelli yatak örtüsü sevmiyorum. Benim tarzım bu. Ve size de kendi doğal tarzımı yansıtmaya çalıştım. Bir programa katılacağım diye yapmacık olmak istemedim. Ama yoksa günlük yatak örtün şu anda gösterdiğinde. Yani gelin evet, yatak evet örtüsü daha olduğunu süslü düşünüyorum. Hani biz geliyoruz ya, ilk misafiriz hani. Daha özen gösterebilirdim gerçekten. Gerçekten. Hani dolabımda da yatağımın altında ben ya ona katılmıyorum. İlla süslü olmak zorunda değil. Ben de dün ama mesela senin bir tane tarzıydı. Günlük normalde alır bir tane. Ama evet senin mobilyana bir tık ağır olabilirdi. Ya da açık renklerde olabilirdi. Çünkü başlığın zaten gözükmüyor şu anda inan. Evet. Çünkü yastığın da siyah olduğu için yastığın da aynı renk. Başlığımı neden i̇şte göstermiyorum biliyor musunuz? Yani. Başlığım hiç yanlış geldi. Için. Başlığımda gold bir detay var. Ondan hoşlanmıyorum. Onun için yastıkla kapatmaya çalışıyorum. İşte başka arkadaşlar bir renkle kapatabilirdin yatak örtüsünü. Peki yatak odası kullan takımı değil mi bu? Yani gold ne alakalı? Yatak odası takımı yanlış göndermişler ve ben Konya'daydım. Yani değiştirmediler, vakit geçti. Sorun yaşandı. Anladım. Hanımlar, yorumlarınız bittiyse Münevver'in çeyizini görmeye gidelim mi? Hadi gidelim. Evet. Gidelim. Münevver'cim, yatak örtün çok kötüydü. Siyahtı, başlığınla hangisi bilemedim yani. Başlığın mıydı, yatak örtün müydü? Çok saçmaydı.